Sektörpedia'nın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün aynı yerdeyiz. Yine bizim mekandayız ama para harcadık. Sponsorumuz sağ olsun. Buradan sponsorumuza selamlar. Teleskop.com'un sunduğu bölümümüz başlıyor. Turuncu listedeyiz. Bir uzman listesi aslında ama bir uzmanlıktan daha fazlasını biraz daha ele alacağız. Çünkü biraz sağlık hem pandemide hem de depremde de daha iyi gördük ki etkenlere gerek yok. Sağlık gerçekten en önemli şey. Bunu her yitirdiğimizde anlıyoruz. Yitirmeden anlamayı önemsiyoruz. Umarım da onun bilincini yayın sonrasında vermiş oluruz diye düşünüyorum. Bir konsept nasıl olmuş onun hakkında bir sizden yorum alabilirsek. Podcast'teki arkadaşlar da özür diliyorum. Onlar göremeyecekler. YouTube'a girip bakabilirler. Ümit Mutlu Tiryaki var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam diye hitap ediyorum ama herhangi bir sorun olur mu? Yok, kızar mısınız? Hayır, öyle şey olmuyor. Çok teşekkür ederim. Ünvanlar her zaman gelir geçer. Adımızla geldik bu dünyaya, adımızla gideceğiz ki aslında giderken de adımızla da gitmiyoruz. Yani doğru. Muhtemelen yakınınızı inşallah kaybetmemişsiniz ama kaybettiyseniz denk gelmişsinizdir. Ben babamda yaşadım. Vefatından bir gün sonra cenazeye gittiğim zaman insanların sorduğu şu soru beni çok rahatsız etti. Cenaze nerede? Ya o Hüseyin Bey benim babam, yani Hüseyin Bey nerede diye soran olmadı. O anda bir anda adınızı siliyorlar. O kadar zoruma gitti ki babamın bir anda bütün yakınları, arkadaşları, akrabalar aslında yokluğunu kabul etmişlerdi. Çok hakikaten insanı üzen bir şey. Bilinmeyen bir psikolojiymiş bu. Rahatsız ediyor ama söyleyeyim. İnsanlar o anda farkında değiller bazı şeylerin ama ben o anda bunu biraz böyle belki de yaşarken değişik geldiği için ya dedim niye kimse adıyla sormuyor? Gelen neden herkes cenaze hocam, nerede diye soruyor? Hocam çekiniyor ya mesela, hazır konu açılmışken mesela çekiniyor ya insanlar mesela birini yitirdiği zaman onun hakkında taziye süreci boyunca konuşamıyorsun ya, ya da ilk gittiğinde. Ama adıyla ben hala adıyla, mesela bazen evet. Öyle düşünüyorum. Gittiğin zaman mesela öyle sormuyorum. Cenaze nerede diye sormuyorum. İşte kimse gittiğim kişi şu, bazen onu garipsiyorlar. Adam hani ölmüş adamı nasıl soruyorsun gibi. Evet evet. Olsun. O mezara girdiği zaman da o adıyla giriyor. Belki öteki tarafta doğrulduğunda da o adla hitap edip çağıracaklar. Niye cenaze diyeyim ki ben o insana? İl sağlık müdürü. Evet. Ünvanıyla aldık. Daha doğrusu kabul ettiniz. Teşekkür ediyorum buradan tüm desteklere. Hocam bu benim, daha doğrusu bizim bir klasik sorumuz. Wikipedia'da bir sayfanız olsaydı şahsi olarak, yani Ümit Mutlu Tiryaki olarak orada ne yazardı? Şahsen size en iyi ne tanımlar? Valla bu dünyaya geldim gidiyorum, öyle bakıyorum. Allah'ın kulu demek lazım. Beni daha fazla tanımayacak çok özelliklere gerek yok. Çünkü kime sorsanız kendisini hep övüyor. Ben şöyleyim, ben böyleyim. Söylemeyle değil, yaptıklarınızla ben size anlatmalı lazım. Ben kulum, ben insanım. Ya, az önce dedim ya, bu dünyaya geldim bana bir ad verdiler. Evet. Ümit Mutlu Tiryaki. Evet, Wikipedia'da Ümit Mutlu Tiryaki yazacaktı. Şimdi bazıları şey yapar ya, karşısında adam yazar. Evet, inşallah adam olduğumu düşünüyorum. İnşallah gerçekten adam gibi de bu dünyadan gideceğimi düşünüyorum. İnşallah. Hani çok iddialı laflara da gerek yok. Bunu söyleyenler de bazen abartarak söyler ama insan, adam bu dünyada Allah'ın kulu. Başka da ötesinde bir şeye gerek yok. Yani az önce dedim ya, ünvanlar gelir geçer. Hiçbiri bizimle birlikte gitmiyor. Ben birkaç defa gördüm maalesef. O da çok garipsediğim bir şey. Adam mezar taşına yazmış doktor. Ya o saatten sonra bir işine yarayacaksın. Artık doktor değilsin. Yani yes. Artık sen sınavını verecek, amelini bekleyen, evet. Yaptıklarınla ne kadar hizmet ettiysen Hipokrat'ına, insanlığına, etiğine, İnsanlar. Ne kadar şey yaptıysan, hizmet ettiysen onunla yargılanacaksın. Onun için adımızla geldik, adımıza gideceğiz dedim ya. İnşallah bu adı doğru bir şekilde, temiz bir şekilde, güzel bir şekilde öteki dünyaya gönderebilen, götürebilen bir insan. Bir kul, bir Adem. Başka da bir şey değil. Zaten şeyi bilir misiniz bilmiyorum. Konu konuyu açıyor, rahat konuşuyorum. Bilmiyorum. Lütfen. Sohbet olarak. Gerekirse soruları silerim hocam. Sohbet çok güzel. Şöyle yapayım. Adem dedim ki, onu özellikle belki de konuşuyorum. Şöyle, birçok insan mesela Kur'an-ı Kerim'de Adem'in eşinin Havva diye geçtiğini zanneder. Kur'an-ı Kerim'de Havva yoktur biliyor musunuz? Kur'an'da sürekli şunu bahseder. Adem ve eşi, Adem ve eşi. Havva da geçmez. Havva da nereden bu literatüre girmiştir ya da insanlar bilir, onu biliyor musunuz? Yok. Yahudilikte geçer. Yahudiliğin mitlerinde vardır. Onlardan İslamiyet'e, Hristiyanlığa ve birçok şeye geçmiştir. Ama bu bir mit. Ama hiçbir zaman Adem'in eşinin adının Havva olduğu Kur'an'da yoktur. Ha, birleştirme var. Kafadan tümleme. Adem'in eşi, Adem'in eşi. Adem ve eşi, Adem ve eşi. Havva'yı onlardan almışız, sahiplenmişiz ve bir sürü insan şu an Türkiye'de yaşayan, bırakın Türkiye, İslam coğrafyasında yaşayan herkes Kur'an-ı Kerim'de Havva adının geçtiğini zanneder. O yüzden de ismi verirken Kur'an'dan bir isim diyorlar. Hayır, öyle bir isim değil o. Gibi. Hocam, İl Sağlık Müdürlüğü nedir? Nasıl bir faaliyet gösterir?
müdür olarak bir yükümlülüğünüz var. Herkesin anlayabileceği, bütün insanlığın anlayabileceği şekilde bunu nasıl tabir edebiliriz? Gaziantep üzerinde konuşayım. Şu anda Gaziantep'te sizler de biliyorsunuz 2 milyon 150 bin civarında bir nüfusumuz var. Üzerine bir de misafirlerimiz var. 460 bin kadar Suriyelimiz. 2 milyon 600 bin insanı sağlık hizmeti vermekle yükümlü olduğum bir kurumum var. Bu kurumu 15 bin insanla yönetiyorum. Yani bana emanet edildiğini, ben bu şekilde baktığım için size de bunu böyle paylaşıyorum. Ben onları da söylüyorum. Siz 15 bin kişi bana emanetsiniz diyorum. Çünkü evet, müdürünüz olarak sizin çalışmanız benden sorumlu. Ha, sonra da 2 milyon 600 bin insanın sağlığı bana emanet. Dolayısıyla sağlık müdürlüğü dediğiniz işte bu 2 milyon 600 bin insana sağlık hizmeti vermekle mükellef. Bunu nasıl yapıyoruz? Hepimiz yaşıyoruz zaten. Hastanelerimiz var. Oralarda üst düzey sağlık hizmetleri veriliyor. Bunlar kamu, özel, üniversite tabii ayrılıyor. Bunun içerisinde belirteyim, kamu hastaneleri doğrudan bana bağlı. Özel sektör işleyiş açısından bağlı. Parasal konularla ilgili SGK'ya bağlı. Üniversite hastanesinin özel bir yapısı var. Ama tabii ki hepsiyle ilgili iş ve işleyişte dönüp dolanıp bana... Denetleme de dahil mi? Denetleme dahil. Yani şöyle, parayla ilgili denetlemeler SGK'da. Tıbbi hizmetlerle ilgili denetlemeler bizde. Onda kalite denetlemesi veya hizmet denetlemesi. Hizmet denetlemesi, ruhsat denetlemeleri vesaire bizdedir. Bu üç yapıyı bir şekilde koordine eden de ben oluyorum. Hastaneyle mi bitiyor? Hayır. Bunun dışında sağlık hizmetinin ulaşılabilirliğini arttırabilmek açısından sağlık ocağı, sağlık kabinleri var. Onu anlayacağım. Onlar da dahil mi? Aile sağlığı merkezi. Sağlık ocakları tabii daha önceki sistemimizde. Şimdi aile sağlığı merkezleriyle işi yürütmeye çalışıyoruz. Sağlık kabinleri yine özel sektör. Bizim hemşire hanımların açabildiği, kendi işlettikleri alanlar. Bunun dışında eskiden 112 diyorduk, şimdi 112 çağrı merkezi, ortak çağrı merkezi evet, olduğu için acil sağlık hizmetleri istasyonu, eski ismiyle tekrar söyleyeyim daha kafada bilinen adıyla 112 istasyonlarımız, ambulanslarımızın bulunduğu istasyonlarımız var. Daha da uçuğa gittiğiniz zaman köylerde, şu anki Gaziantep üzerinde söyleyeyim, 112 tane köyümüzde sağlık evlerimiz var. Dolayısıyla alanın her tarafına yayılmış, her yerinde var olan, insanların kolay ulaşabildiği bir sağlık sistemimizin içerisinde insanlara sağlık hizmeti vermeye çalışıyoruz. Çok büyük bir organizasyon. Evet. Hepimiz bir şeyi yitirdiğimizde veya ihtiyacımız olduğunda gittiğimiz yerler ya bizim aile sağlık merkezleri veya hastaneler. Biz aslında gittiğimiz kadarına hakimiz veya işte danışmandan tedavi olacağımız polikliniğe kadar. Ama aslında çok büyük bir organizasyon. Ben bunun hiç de bizim gördüğümüz kadar olduğunu düşünmüyorum. Öyle bir şey de olmadığını sizden de duydum. Kapsamlı, zor bir iş. Şöyle bakın, 15 bin çalışandan bahsettim. Türkiye'deki birçok büyük holdingin bu kadar çalışanı yok. Ve ben sadece bir ilgin müdürüyüm. Yani genel anlamda baktığınız zaman 500 bin civarında bir sağlık çalışanından bahsedebiliriz. Bu çok ciddi bir rakam. Müthiş. Dolayısıyla yaptığımız hizmetin gerçekten büyüklüğü ortada. Ve birçok kuruma göre hesapladığınız zaman, az önce anlattım ya, köylerde bile sağlık evim var diye söylüyorum. Bütün araziye yayılmış durumdayız. Bizim kadar geniş, kapsamlı yayılan yok, başka bir kurum da yok, onu da söyleyeyim. Yani Milli Eğitim'e de baksanız sonuçta ilçe merkezlerinde. Doğru. Çok nadir birkaç köyde belki okulları var. Askeriyenin gene belli yerlerde üstleri veyahut da işte garnizonları var. Ama bizim kadar bu kadar yaygın çalışabilen hakikaten çok az kurum. Sizden sonraki en popüler ikisini direkt saydınız. Askeri ve okullar, doğru, milli eğitim. Sağlık ile ilgili halk olarak doğru sandığımız 3 yanlış maddeyi paylaşabilir misiniz? O kadar çok ki. Ama en önemli hayat kurtaracak 3 mesela. Bir kere ilk yardım bilmiyoruz, aslında onu söyleyeyim. Yani bildiğimizi düşünüyoruz ya da ilk yardım yapmayla ilgili o kadar çok eksiklerimiz var ki. Şu an eğitimlerle bu çok değişti. Birçok insan almaya başladı. Aslında herkesin bir şekilde bilmesi lazım. Hiçbir şey bilmiyorsa yaralıya, hastaya müdahale etmemesi lazım. Bizim bilmediğimiz noktalardan biri budur. Şu çok başımıza gelmiştir, yaşıyorsunuzdur da. İşte mesela Ayşe teyze gelir, ya oğlum şu hapı bana yaz. Teyze niye? İşte bizim Fatma Hanım'a iyi gelmiş. Ya teyze sen şikayetin ne? Yok bu o kullanmış, benim de dizim ağrıyor, onun da dizi ağrıyor. Bizim mukaddes almış, yazdırmış ama benimki 1000 miligram. Hocam onu da bir açıklayabilirseniz, yani dolmuş da otobüste, minibüste neden teyzeler birbirlerine miligramla İlaç hava atıyor? Ederler. O daha, ben hastayım, senden daha çok hastayım. Niyeyse bizde böyle bir aslında var, sıkıntı değil mi? Var. Evet. Yani senden daha fazla, senden daha büyükse, ya hastalığın yarıştırılacak bir tarafı yok ki. Ama daha fazla üzülünüzsün istiyor. Mesela evet, tabii, ya vah vah adam, adam nasıl yaşıyor, sen nasıl yaşayabildin ya falan desinler. O aslında evet, o söylediği şey çok doğru. Gerçekten ilgiden dolayı. Aslında ilgi gören bir insanın bunlara ihtiyacı yoktur. Evet. Bunu konuşmaya bile ihtiyacı yoktur ama demek ki kendi çevresinden, kendi ailesinden, kendi çocuklarından
ilgi görmüyor ki bunu yarıştırmaya kalkıyorlar. Psikolojik hocam. Evet. O birincisi bu. Yani yanlış şekilde tavsiye ile ilaç kullanma. Hı. Bunu bir kere bırakmak lazım. Bir rahatsızlığınız varsa gideceksiniz. Şunu da yapmamak lazım. Biz bazen bunu yaşıyoruz. İşte geliyor kendine teşhis olmuş. Bence apandisitim var. Ya bir dur doktor baksın da. Birkaç defa ben kendi muayenelerimde de biliyorum. Değil. İdrar yolu enfeksiyonu ama kendince tanı koymuş. Şimdi kötü niyetli bir adam olsa sen apandisitin var gel keseyim seni. Ama hocam öyle demeyin. Komşusunda apandisit oldu. Tam tarif etti. Dedi burasıydı. Aynı kaynım aynı olayı. Ya bir kere teslimiyetçi olmamız lazım. Evet. Bakın yani Google'dan öğrendiklerimizle, komşularımızdan duyduklarımızla sağlık hizmeti olmaz. Hı hı. Evet merak ettiğin zaman bak ama o sana %100 doğruyu göstermiyor. Bir karın ağrısının tıpta en az 100 çeşit hastalığı var. Şimdi hangisi olduğunu senin bilme şansın yok. Yani genel kanının veya genelde herkesin bildiği şeylerin de sende çıkacağının garantisi yok. Tabii. Bırak teslim et kendini. Gittiğin zaman doktora sen şikayetini anlat. Kendi koyduğun tanıyı değil. Bence bu var değil. Nedir? Karnım ağrıyor. Evet. Nesi ağrıyor? Şurası ağrıyor. Burası ağrıyor. Sancı mıdır? Nedir? Ne değil? Onu zaten doktor bakar. Gerekirse tetkiklerini yapar ve sana tanı koyar. Bir kere bundan vazgeçmeniz gerekiyor. Peki hocam çok özür dilerim. Bir parantez açmak isterim konuyla alakalı. Mesela çok fazla duyulduğu için daha doğrusu çok fazla karşılaşıyoruz. Ben bir hastaneye gittiğim zaman çıkamıyorum. Nedir bunun altını doldurayım? MR'ı, EKG'si, diğeri işte tomografisi. İnsanlar, mesela insanlarımız hastaneye gittiğinde çok özür dilerim. Kamu olarak cevaplamayın lütfen. Bir yani mesleğinizle yanıtlayın lütfen. Hani zora sokmak istemem. Bir tuzak denilen bir şey oluşuyor. Algı oluşuyor. Ben bunun böyle olmadığına inanıyorum. Muhakkak ki ona ihtiyaç duyulmuştur. Yoksa hiçbir doktor içeride, hekim ya benim canım sıkılıyor. Ben ya bence gitsin tomografi çektirsin kafasında yaklaşacağını zannetmiyorum. Kesinlikle doğru. Şöyle anlatayım. Kendisine de zaman kaybı o yüzden. Bizde aslında sağlık okuryazarlığıyla ilgili sorun var. Hı. İşte az önce söylediğim gibi sağdan soldan. Ve maalesef genel olarak hani İki grup var aslında bizde. Biri en ufak şeyde hastanede soluğu alıp doktorlarını bunaltan bir grup. Yani o da var. Şöyle söyleyeyim. Basit bir soğuk algınlığında hiç doktora gitmenize bile gerek kalmadan evde kendiniz biraz istirahat ederek gerekirse bitkisel bir takım şeyler içerek bunu çözebilirsiniz. O grup bizi gelir mesela bunaltır. Hep dakika başı gelip işte ben hastayım falan filan. Hadi bunu bir kenara koydum. İkinci grupta şöyle bizim ülkemizde ne yazık ki. Rahatsızlığı başlıyor. Süreç ilerliyor. Devam ediyor. Fakat ciddiye almıyor. Ciddiye almadıkça kötüleşiyor. Kötüleştikçe daha da beter hale geliyor. En son aşamada geliyor. İşte o en son aşamada geldiği zaman bu sefer sizin onu algılayabilmek ya da anlayabilmek adına yapmanız gereken tetkikler vesaireler çok çok artıyor. Bu sefer de hastaneye girdim çıkamıyorum dedikleri aslında ondan kaynaklı. Sen geç gelirsen çıkamazsına geliyor aslında. Evet. Yoksa basit bir şekilde belki bir muayene, belki basit bir tetkik, belki ona bile ihtiyaç duymadan çözebileceğimiz konular var. Ama son aşamada geldiğin zaman bu sefer doktor da bakıyor ki ya acaba altta ne yatıyor? Araştırmak zorunda. Bu şu değil. Bazılarınız bunu yanlış algılıyor. Bunu da burada düzeltmiş olayım. Doktorlar yapılan tetkiklerden dolayı para kazanmazlar. Hiç böyle bir şey yok. Böyle bir ödeme yöntemimiz de yok. Hmm. Yani çok tetkik yapıyor. Niye çok para alacak? Hayır. Aksine öğretmenin özel dersi gibi yaklaşılmamalı hiç şey yani. Yok. Hiç öyle bir şey yok. Hatta yani tetkik yapılmasının fazlalığının bir yerden sonra bize yükü var. Tabii. Ha, bazen de gelen vatandaş bizi zorluyor. İşte geliyor, işte dizi ağrıyor. Gelir gelmez size şununla geliyor. Dizim ağrıyor diye gelmiyor. Doktor bey diyor dizime bir MR çektirir misin? MR. Bir dur da bir anlayalım hani. Dünyanın teknolojisini işte, dizini sehpaya bulmuş hani, tamam mı? Ondan sonra grafiğiyle bile belki çözecek. Veya bırakın grafiği. Doktorun şöyle bir eliyle bakıp bir muayene edip işte nedir olduğunu anlayacağı bir şeyle. Evet. Şimdi doktor diyor ki ya bir bakayım muayene edeyim. Yok yok hele sen çek ya dur bak bir anlasın. Az önce değil mi teslimiyetçi olmak. Evet. Doktora bir bırak kendini baksın muayeneni yapsın. Zaten ihtiyaç varsa çekecek. Hocam çok teşekkür ediyorum. Artı şeyi söylemiştim ilk yardım mesela bunu bilmek gerekiyor. Hı hı. Yaşadığım bir şeyi sizle paylaşayım. Ne kadar bu konuda da eziyet çektiğimizi de bilin diye. Bundan 15 yıl önce filandı. Bir arkadaşımla bir araba seyahati sırasında arabayı o kullanıyordu. Ciddi bir kaza geçirdik. Ama gerçekten ciddi bir kaza. Biraz kendisi de hızlıydı. Hata bizim değil. Bize yeşil ışık yanarken o biraz da yeşil ışıkta geçeyim diye uğraştı ama kırmızı ışıkta. Biz yani kırmızıya döndüğü zaman değil, biz de bayağı yeşil yanarken kırmızı ışıkta geçen bir aracın yüzünden çarpıştık. Ve o hızla çarptığımız için biz savrulduk, gittik duvara çarptık vesaire neyse. Geçmiş olsun. Sağ olun. Şükür bir şey olmadı, kemer takılıydı. Ama tabii arabayı görünce, çıktıktan sonra görünce durumun vehametini biz daha iyi anladık. İşte çarptık, birbirimize baktık. Ben ona hemen doktor refleksiyle bir şeyin var mı falan.
Baktım herhangi bir sıkıntısı yok. Kendimi şöyle bir gözledim, bir şey yok. Ama o sırada benim bulunduğum tarafın kapısı şak diye açıldı. Baktım bir vatandaş. Tabii haklı, belki korktu ama işte ilk yardım bilmediği zaman yaptığı şeyleri anlatacağım. Bu gerçekten korkunç bir şeydi. Kapıyı açtı, sonra hemen çıkın dedi, araba yanacak dedi. Dedim tamam, ben adamı sakinleştiriyorum. Burada kazazede benim. Bir dakika dedim, sakin ol, ben çıkacağım dedim. Adam beni böyle yakapaca tuttu, çekmeye kalktı. Gitti boyun. Yani i̇şte bir tehdit olsa. Anlatacağım. Evet. Yani bir çatlak veya boynumdan aşağı omurgamda bir şey olsaydı ben o anda felçtim. Evet. Adamı tekrar sakinleştiren benim. Dedim ki bir dakika kardeşim dedim. Bir dedim rahat dur, bak çıkacağım zaten. Beni bir daha çekti. Tabi bu arada kemer takılı olduğu için çıkamıyorum zaten. Evet. Ya dedim kemer takılı. Heyecanlandı, kemere zıpladı. Dedim ki dur ya, ben çıkartırım dedim. Kemeri çıkarttım. Bir daha yapıştı bana. Dedim bir dur. Ama dinlemiyor. Seni böyle çak diye çekti, çıkardı. Şimdi arabadan çıkınca onun heyecanını anladım ama. Şöyle yapsanıza ama. Mesela ayakta durdunuz. Ne oldu şimdi? Çıkardım. Ben şuradan dikildim. Sonrasını anlatacağım. Daha da komik şeyler yaşadık. Sonra tabii arabayı gördüm. Adam biraz haklı. Biraz buhar falan çıkıyor ama şey patlamış, radyatör. Aynen. Dolayısıyla öyle bir şey var. Neyse ben adama tekrar aynı şekilde, ben bu kadar sakinim yalnız. Kazazedeyim ama sakinim. Dedim ki ya tamam bak iyiyim ben dedim. Yok abi sen şoktasın dedi. Çat 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 3 tane tokat yedim. Tokatı yedim ya, ben bir durdum. Adam bir daha elini kaldırdı, iki elini tuttum. Ya dedim bak bana vurmaya devam ederse ben de sana vuracağım artık dedim. Abi sen şoktasın dedi. Ya değilim kardeşim, ben doktorum. Ne olduğunda farkındayım. Lütfen dedim. Sadece benden, kriz yönetimimden dur. Kaynaklı. Ben sakin durabiliyorum. Dur dedim. Ondan sonra ha öyle mi dedi. İyi dedim. Sonra o anda başıma gelin tekrar söyleyeyim. Bunlar hakikaten yaşadığım için. Ensemden aşağı buz gibi bir şey. Kafamı bir çevirdim, birisi bakışımdan aşağı su döküyor. Artık diyecek bir şey de ya dedim lütfen dedim. Bir beni bir bırakın dedim. Ya bakın ben hekimim dedim, doktorum dedim. Şu an yaşadığım şeyin farkındayım dedim. Ha öyle mi dedi o da. Neyse sonra otur abi. Peki dedim oturacağım. Hani müdahale etmesinler diye oturdum. Bu arada arkadaşı tabii merak ediyor. Sorsaydınız hocam kaynar su var mı? Yani hani farklı bir şeyle vuracak mısın? Neyse o da geldi. Birbirimize baktık. Doktor onu bir kendim hemen hızlıca muayene ettim. Kendimi tekrar bir kontrol ettim. Dedim tamam bir sıkıntımız yok. Ve oradan öyle ayrıldık. Hani buradaki hakikaten hepsi yanlışlar silsilesi. Evet. Bir kere oradaki insanı o şekilde çıkaramazsınız. Evet araç sorun yaşıyorsa bile ilk yardım bilseniz onu nasıl oradan almanız gerektiğini bilirsiniz. Bu önemli konular. Yani birinin tavsiyesi ilaç kullanmak, işte ilk yardım konusunda bilmeyip, evet iyi niyetliydi. Ben onu kesinlikle hani kötülüğüne söylemiyorum ama ilk yardım bilmediği için o iyi niyeti beni hakikaten sakat bırakabilir. Değer bir sorunum olsaydı. Hocam sağlıkla alakalı şimdi hani en fazla karşılaştığımız cümlesini kullanarak birçok şeyi aydınlatmaya çalışıyorum ki paylaşayım. Yani şu toplumdaki bazı soru işaretleri veya eksiklikler gitsin istiyorum. Yani çünkü her yer noktalı ve kişiler, yani biz halk olarak vesaire, yani hepimiz orayı doldurmaya çalışıyoruz duyduklarımızla. Ama diğer bir taraftan önemli bir konu daha var. Sağlığın anlaşılabilir olması, yani hekimin anlaşılabilir olması, hekime saygı duyulabiliyor olması, tıbba bir sefer saygı duyulması gerektiği konusu var. Bu üzülerek söylüyorum, yani insan söylerken de canı sıkılıyor. Şiddet veya şiddet sadece fiziksel olarak değil, tehdit, nüfusunu kullanma, ondan sonra siz benim kim olduğumu biliyor musunuzlar? Getirmeseydik bir şey olmazdılar. Bunlar hakkında hani sizin yetkinizle, deneyiminizle neler söyleyebilirsiniz? Şimdi aslında iki konudan bahsediyoruz. Bir tanesi sağlıkta şiddet. Bir tanesi de sağlık okuryazarlığı. Sizin sorunuzun içinden çıkan şeylerden bir tanesi bu. Sağlık okuryazarlığında ülke olarak çok kötü durumdayız. Biz bununla ilgili yani 13 yıldır ben yöneticilik yapıyorum bu arada. İşte Hatay'dan bu zamana. Zaman zaman dile getirdiğimiz de oldu. Hatta bununla ilgili ben Hatay'da yine gençlere yönelik bir proje yürütmüştüm. Orada da bu sağlık okuryazarlığını arttırabilmek adına. Şimdi sağlık okuryazarı olursanız aslında belki sağlıktaki şiddeti de azaltabilme şansına sahipsiniz. Evet. Çünkü az önce bahsettik yani konuştururken Google'dan, şundan, bundan, sağdan, soldan duyduklarınız. O sağlık okuryazarlığı şu değil. Sağlıkla ilgili her şeyi bileceksin, doktor gibi davranacaksın değil. Sen kendinle ilgili aslında her şeyi bileceksin. Doktora gittiğin zaman nasıl karşılıklı davranacağını bileceksin. İşte onu biz birazcık geliştirmemiz lazım. Bunu da bana sorarsanız belki ilkokuldan itibaren çocuklarımıza bir şey öğretmemiz lazım. Karnı ağrı zaman nasıl davranacağını ya da nasıl ifade edeceğini. İşte bir baş ağrısı yaşadığı zaman nasıl ifade edeceğini ya da hekime gittiği zaman kendisini nasıl ifade edeceğini. Çünkü bizde maalesef aslında küçükten gelen bir şöyle travmamız var. Birçok insan, birçok aile hala da yapıyor bunu.
İşte çocuğunu korkutacağı zaman doktorla, hemşireyle, evet, iğneyle korkutmuş. Bak bu iğneciymiş. Yani doktora gerçekten. Doktora götürürüm, evet, iğne yapar. Hemşireye, hı-hı, söylerim, iğne yapar. Ya hastane korku yeri değil ki, şifa yeri. Bir kere oradan başlamamız gerekiyor. Çok doğru. Ailedeki eğitimle üzerine sağlık okuryazarlığı ile ilgili eğitimi katarsanız, bana sorarsanız bu birazcık azalacak. Geçenlerde çok kötü bir video gördüm, işte dövüyoruz, sövüyoruz gibisine. Ya bu, bırakın doktora, bırakın sağlıkçıya. Bir insanın bir insana şiddet uygulaması kabul edilir bir şey değil. Hı hı. Şiddet ancak sorunlarını çözemeyen, artık ilkel insanların başvuracağı bir şey. Ya konuşarak çözülemeyecek bir şey yoktur normal şartlarda, ama öyle bir hale geldik ki hangi platformda olursa olsun işi kavgaya dökmeye çalışıyoruz. En kötüsü, çözemedin mi oradan uzaklaşmak, evet, da bir yerden. Yani bu da bir bilgeliktir baktığınız zaman. İletişim kuramıyorsanız şiddete başvurmak zorunda değilsiniz. Tamam, ben senin seviyesel de bir şey değil ama ben seninle iletişim kuramıyorum. Ben uzaklaşmayı, evet, tercih ediyorum. Ya şunu yapabilirsiniz. Yani işin hem vatandaş boyutuyla bakayım hem sağlık boyutuyla. Şimdi sağlıkçı olarak bizim de aslında iletişimimizi güçlü tutmamız gerekiyor. Hı hı. Kendi adımıza da. Ben kendim de mesela okuyarak, bakarak, karşımdakiyle ilgili konularda empati yaparak bir şeyleri çözebildiğimi düşünüyorum. Hekimlik yaptığım, aktif hekimlik yaptığım dönemlerde benim kavga ettiğim hemen hemen hiç yoktur. Hatta bazen benle birlikte nöbet tutan arkadaşlar, ya biz sizin nöbetinizde beraber çalışmayı seviyoruz diyorlardı. Çünkü, hı hı, daha böyle sakin geçiyordu. Bu şu demek değil. Hekimler ya da sağlık çalışanları isim kuramıyor değil. İlla ki, ama her camianın içerisinde, her zümrün içerisinde sıkıntı vardır. İlla ki olacak. Tabii. Şimdi biz önce kendi iletişimimizi geliştirmemiz gerekiyor. Ama vatandaş açısından da baktığınız zaman, sen karşındakine bir şeyi dayatmayla gelirsen tabii ki tepki alırsın. İşte az önce söyledim ya, bana şunu yap. Karşındaki senin emrini yere getirecek bir adam değil. Karşındaki sana şifa sunmak için orada. Bunun eğitimini almış olan insan. Sen ona teslim ol. O senden bu işi daha iyi biliyor. Şimdi bana da yapan olmuştu. Nedir? Geliyordu mesela. Boğaz ağrısı. Tamam, klasiktir. Evet, boğaz ağrısı verdiğimiz tedaviler artık herkesçe belki biliniyor ama hekimlik o değil ki. Bir tanesi bana dediği için ben yaşadığım şeyi yine sizle paylaşayım. Geldi işte böyle, biraz da artık yüz göz olduğumuz bir vatandaş. Yani geliyor gidiyor, sohbet de ediyoruz. İşte gide gele doktor olduk ya artık biz, dediniz, evet, ne yazacağını biliyordum dedi. Bu ukalalıktır. Dedim, o zaman hekim olduysan benim bir iki sorunum var, çözer misin dedim. Şöyle bir durdu, ne gibi dedi. Dedim ki işte Guillain-Barré sendromunda dedim tam olarak nasıl bir tedavi olabilir sence dedim. O ne ya dedi. Ne? Doktor olmuştum. Ama doktorsun dedim. Ya o kadar değil dedi. O kadar değil. Hiç değilsin aslında. Yapma. Ya ben sana senin mesleğinle ilgili ukalalık yapmıyorum. Örnek veriyorum, sen ototamircisin, ben geldiğim zaman başına gelip de kardeş şuradan bak, buradan bak, şunu şöyle sık, bunu böyle yap diyemem hocam, ki. Hocam aynı örneği verecektim. Çok özür dilerim. Arabanı götürüyorsun. Arabanın senin en fazla kronik olarak neyi bozulduğunu bildiğin için sen arabanı tanıyan bireysindir. Değil mi? Tamirci değilsindir. Değil. Benim arabam su kaynatıyor, evet, dersin. Sen tetkikte deneyimlisindir. Ama tedavisinde veya yapacağın şeyde... Ben şikayetimi söyler, geriye çekilir. Evet. Aynısını sen de yap. Bunu yaptığın zaman zaten otomatikman birçok şeyden kurtarırsın. Ama karşındakini sen tahrik ediyorsun. Gelip şöyle yap, böyle yap, akıl verip bana işte rapor yaz, reçete yaz. Ya karışma. Teslim ol. Ha, teslim oldun, memnun değilsen bak başka hekimler var. Başka hastaneler var. Değerlendirme şansına sahipsin. Bir çalışma ortamı yaşadınız. Ya kardeşim, insanları kavgayla, dövüşle yola getirebilme diye bir yöntem yok. Üstelik değil mi? O karşındaki de sonuçta bir can. Bir baba, bir kardeş, tabii, bir evlat. Ya bu şık bir şey değil. Hani bazen vardır ya, bir nasıl bulmak istiyorsan öyle bırak. Evet. Biraz amiyane bir şey ama ya nasıl karşılanmak istiyorsan öyle yap. Ben hep söylerdim, arkadaşlara da bunu söyledim. Yaşamımda da bunu uygulayan bir adam. Sen aynaya nasıl bakarsan ayna sana öyle bakar. Doğru. Sen girdiğin zaman güler yüzle baktığında kimse sana kolay kolay çıkıp da höy demez. Demez. Aynı şekilde güler yüzle karşılık. Girerken biz merhaba dediğin zaman merhabayla karşılıyoruz. Ben işte az önce örnek verdiğim için oradan yine gideceğim. Mesela bir lokantada oturduğum zaman şunu bazen yapıyorum. Hanım da diyor ki ya ne kadar garip bir adamsın. O da şimdi alıştı. Aynı şekilde beraber yapıyoruz. Nedir? Garson, İkimiz de garibiz diyor artık. Şöyle. Ya garson gelir mesela masayı toplamaya kalktı ama genelde insanların tepkisi ne olur? Aşağılık adam, yap, bu senin görevin. Evet. Hayır. Ben bazen ne yapıyorum biliyor musunuz? Birkaç peçeyi üzerine koyuyorum. Adam uzatıyor. Hocam ben de topluyorum. Topluyorum. Uzatıyorum. Peçeteyi falan hepsini bir yere topluyor. Ya işini kolaylaştırıyorum aslında. Ama çevreye bakıyorum. Böyle herkes bana uzay el yılmışım gibi bakıyor. Ya hayır, ben evimde yediğim yemeği masada hani eşim vesaire toplarken biraz kolaylaştırmıyor muyum veya ben kaldırmıyor muyum? Ben dışarıda yemek hizmeti alıyorum. Önümden yok, gelip de garson hizmeti alsam da ben o insana saygı duyuyorum. Çünkü insan. Bak çok klasik düz bir şey. İnsan. O insanın garson olması onu aşağılık bir adam yapmıyor. Evet. O adamı daha küçük İşini benden yapıyor. Birini yapmıyor. O mesleği yapan bir insan. Ben o insana da o mesleğe de saygı duyuyorum. Onu duyduğum için
elimle uzatıyorum. Bazen şaşırıyorlar. Onlar mesela teşekkür ediyor. Niye? Bunu her ortamda yapmamız lazım bizim. Bu hani lokanta örneğinden geldik diye söylüyorum. Nerede olursa olsun ben bunu yapıyorum. Kapıda mesela bir şeye girerken ne o? Otele girerken biri karşılıyor mesela buyurun diyor. Adama teşekkür edebiliyorum. Veya herhangi bir yerde bir şey teşekkür ederim diyorum. Benim hatta yönetici arkadaşlarım da benden sonra bir tanesini bana söylediği için sizinle paylaşayım. Sizden sonra teşekkür etmeyi daha çok öğrendim dedi. Nasıl yani dedim. İşte birisi bir şey söylediği zaman ben diyorum eline sağlık demezdim diyor. Getirir görevi gibi. Tamam derim geçerim diyor. Siz diyor biz ne yaparsak yapalım. Basit bir şey diyor. Çok basit bir şey söylüyorsunuz diyor. Getiriyorum diyor. İşte müdürüm bu böyle oldu bitti diyorum diyor. Teşekkür ederim diyorsunuz diyor. Dedim tabii ki teşekkür edeceğim. Hani bir yapmışsın. Klasik söz var ya. Kula teşekkür etmeyen Allah'a şükrü bilmez. Bence öyle. Yaptığın bir şeyi ben sana teşekkür etmemek ne demek? Ayıp bence. Aksine basit de olsa o teşekkür hak ediyordur bence. Takdir edilmeyi hak ediyordur. Her insan için öyle. Her ortamda böyle. Ya bunları yakalarsanız sağlıkta değil. Dünyanın hiçbir eşitleri kalmaz. Ama siz bu naifliği görmezseniz, yaşatmazsanız her yerde herkese karşı bir tık üstüne çıktığınız zaman onu aşağılamaya kalkarsınız. İşte ben şuradaysam sen hizmet verensen sana kötü davranırım. Ya evime temizliğe gelen insana bile parasını veriyorum bakın. Değil mi? Özünde baktığınız zaman parayla karşılığında değil mi kardeşim? Hayır. Eline sağlık bilmem ne hanım diyorum. Teşekkür ederim. Valla çok güzel olmuş evin içerisi. Kadın memnun oluyor. Ne var bunda ki? İngilizlerin bir sözü var. Deyim. Bilirsiniz. Smile and smile with you, and the smile world you with you diye. Gülümse dünyada seninle gülümsesin diye. Gerçekten böyle. O diyorum ya ayna. Baktığınız zaman karşınızdakine nasıl davranırsanız bir şekilde karşını öyle alacaksınız. Etkiye tepkidir her zaman. Hocam deprem süreci yaşadık. Bu depremde sağlık konusu için neler söyleyebilirsiniz? Aslında bunu da biz aldık ama kısaca bir sizin branşınızda, sizin uzmanlığınızda biraz daha anlamak istiyorum. Ben kendi ilimde kendi yaşadığımı tabii ki sizinle paylaşayım. İşte malum 4.17'de gerçekleşti. O gün şöyle bir tesadüf mü, tevafuk mu ne denir artık bilmiyorum ama durum vardı. Ben ayaktaydım. Neden? 5.45 uçağıyla Ankara'ya gidecektim. Ankara'da bu bir toplantımız vardı. O toplantıya katılacağım diye saat 3 gibi uyandım. İşte giyindim, hazırlandım, duş aldım, tıraş oldum neyse. Banyodan çıkıyorum. Artık işimi bitirmiştim daha doğrusu. Sallanmaya başladı. Hatay'da da yaşadığım için bazen böyle tek tük olurdu. Hı hı. Hani çok da açıkçası alıştığım için umursamam. Bir baktım dedim kısa bir şeydir bu. Sallantı artmaya devam etti. Bir durdum Allah Allah filan hani ciddi bir şey mi acaba? Ama bir yandan da şunu bilerek rahatım. Gaziantep'in 4. derece deprem bölgesi olduğunu biliyorum. Merkezinin. Hı hı. Onun için gene biraz rahat davranayım diye düşündüm. Fakat eşimin banyoda böyle süs amaçlı koyduğu tablo vesaire bir takım şeyler vardı. Bir baktım tak 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 düşmeye başlayınca dedim ki bu iş ciddi ve banyonun kapısı da şu garç kurç etmeye başladı. Evet, evet. Dedim eşimle kız, eşim korkacak. Hemen yanına geçeyim. Hızlı bir şekilde bir refleks odaya fırladım. Zaten eşim tabii o da haklı olarak hissedip korkmuş. Bebeği kapmış. Kaçmaya çalışıyor. Dedim ki dur bak kaçamayız. Lütfen dedim şöyle uzan bekle. Bırak beni dedi kaçalım dedim. Ya dedim lütfen uzanır mısın dedim. Tabii o biraz bebekten dolayı telaşlandı. Dedim lütfen bak tekrar biraz aramızda böyle bir muhabbet oldu. Bana kızdı. Yapı olarak gerçekten az önce anlattım ya trafik kazasında gibi soğukkanlı bir adam. Sen dedi ne kadar soğukkanlı adamsın ya böyle dedi. Neyse işte neyse ikna etmeyi başardım. Kalktık. Onu daha güvenli olduğunu düşündüğüm için kız kardeşimlerin yanına bıraktım. Ben sonra kriz koordinasyon merkezine geçtim. Tabii ne olduğunu hiç bilmiyoruz. Vali Bey orada işte bakan hanım orada. Sonra emniyet müdürü jandarma filan birkaç kişi daha geldi. Ama Nurdağ ve İslahiye'nin kameralarından görüntü alınmıyor. Tabii ilk tepki bizden oldu. Ambulans talebi. Biz onu takip ediyoruz. Ambulans ekibi çıktı otobanda giderken bize tekrar dönüş yaptılar. Dediler ki otoban çökmüş durumda. Geçemiyoruz. Dedik ki eski yola dönün. Demek ki deprem ciddi onu anladık o anda tabii. Eski yola döndüler bir daha telefon. Dediler ki kaya düşmüş geçemiyoruz. Tabii Vali Bey biz bunları anlık söylüyorum. Sayın Vali işte otoban çökmüş. Vali Bey bir bakıyor işte şey çökmüş. Hemen anında karayollara talimat verdi. Yolu açsınlar diye. Karayolları yolu açtı. Ambulanslar geçmeye başladı. Sonra Vali Bey tabii bölgeye hareketlendi. Ben de. Dedim çünkü burada oturarak yapabileceğim bir şey yok. Sabah 7 veya 7.30 gibi. Yani depremden hemen bir kısa bir süre sonra Nurdağ'a geçtim. Telefon çekmiyordu bu arada. Çok en büyük sorunlarımızdan bir tanesi bu oldu. Zaten manzarayı görünce insan hakikaten şok oluyor. Şoke oluyor daha doğrusu. Türkçe evet. Yanlış kullanmayayım. İşte ne yapmamız gerektiğini düşünüp dedik ki hastaneye geçelim. Hani
yaralılar gelecek. Belli bir hastanenin durumunu da görmem lazım. Sonuçta bir sürü yıkılan yer var, hastane ayakta mı, evet, değil mi bilemiyorsunuz. Hızlı bir şekilde hastaneye geçtik. Maalesef hastane binamız ciddi zarar görmüştü. Zaten personel içeride hasta bakamıyordu. Ne yazık ki dışarıda karşılıyorlardı. O arada bunları görünce ben hızlı bir şekilde ilden UMKE ekipleri istedim. Hı hı. Çadır istedim. Tıbbi malzeme istedim. Ve ambulans istedim. Çocuklar hemen tepki verdiler. İldeki ambulansların yarısını bölgeye yönlendirin dedim. O arada İslahiye henüz geçememiştim tabii. Peşinden baktım yaralı sayısı çok gelmeye başlayacak. Dedim ki ya ilde ne bulursanız gönderin ambulans ve araç. Sağ olsunlar özel hastaneleri aramış bizimkiler. Özel hastaneler de gerçekten bu konuda da buradan onlara da teşekkür etmiş olayım. İkiletmeden ellerindeki tüm ambulansları bizim hizmetimize verdiler. Üniversite, İnanet Topçuoğlu falan hepsi dahil bunun içerisine. Neyse bölgeye bunlar gelmeye başladı. Biz hastanede işte ilk baktıklarımıza müdahale ediyoruz. Çünkü hastane ilimiz yok. Müdahaleden sonra ildeki hastanelere göndereceğiz. Bizim hepsi alarma geçsin. Özel hastaneler de dahil. Ve o kadar bir yaralı gelmeye başladı ki işte bahçede bakarken çadır kurduk. İkinci çadırı kurduk. Hastaları orada almaya başladık. İlk tepki verenlerden biriz bu arada. Yani daha doğrusu belki de ilk tepki veren kurumuz. Onu da sizin UMKE olarak da, evet, zaten. Bizim bir iyi kötü böyle bir hazırlığımız var. Ama daha ileri taşımak gerektiğini de bu depremde ben gördüm, onu da söyleyeyim. Neyse biz çadıra almaya başladık hastaları. Fakat hava buz gibiydi. Yağmur vardı. Ve gerçekten soğuktu. Ben hayatımda bu yaşıma kadar ilk defa bu kadar üşüdüm. Islandım. Üşüttü. Dondum. Evet. Çocukların başından da ayrılmıyorum. Onlar da bazen beni görünce işte aslında sahada sizi görünce daha canlı başla çalışıyorum, onu da söyleyeyim. Ama kıyamıyorlar da bir yandan. O bana gösterdikleri sevgi. Ben ondan da çok mutlu oluyorum, onu da söyleyeyim. Çünkü başkası olsa ne hali varsa görsün, yönetici olduğunuz için. Evet. Bazen eğer insanlarla veya personelle ilişkimiz kötüyse sizi görmezden gelirler. İster üşüyün, ister donun, ister ölün. Hani o çocuk olsanız bakmaz ama bir baktım bir süre sonra battaniye bulmaya çalışıyor. Çünkü hastalarımız da soğuyor. Neyse battaniyeler geldi, dağıttık. Fazla battaniye vardı. Çocuklar geldi, bir baktım bir tanesi omzuma koyuyor. Dedim ki hayır bak bu yaralıların hakkı. Müdürüm titriyorsun, farkında mısın dedi bana. Gerçekten ben elimde işte telefonla tabii ki hipotermiye işi, az kalmış. Çok kötüydüm ama şunu da söyleyeyim, bir vekilimiz aradı. Ona da buradan saygılarımı sunayım, sevdiğimiz bir vekilimiz de. Bana bir şeyler sordu. Dedi ki mesaj atar mısın? Dedim sayın vekilim, telefonu açtığıma dua edin. Elim tutmuyor. Telefonu mesaj açacak durumda değil dedim. Anladım dedi, Allah kolaylık versin, kapattı. Gerçekten ama o durumdaydım. Elim katılıyor, evet, ama telefonla, evet, hiç çözmek zorundayım. Çünkü talimat veriyorum, bir şeyler gelsin, parmak eksikler tamamlansın. Parmak yok, böyle. Aynen öyle. Yani normalde şöyle açarız ya, ben, evet, şu hareketi yapamıyorum çünkü parmak hareket etmiyor. Sadece telefon tutabiliyordum ve bir de ıslanmıştı telefonum. Bu arada iyi sağlanmış, devam ediyor. ama işte çocuklar baktım kıyamamış, getirmiş. Ona rağmen önce kabul etmedim. Sonra baktım hani herkesin üzerinde var ve kimse mağdur değil. Ama ben orada ciddi ıslanmışım ve farkında değilim. Ve gerçekten titriyordum, çenem vuruyordu. Sonra biraz ısınmam için dediler ki ya biraz daha kapalı bir ortama gelin. Hani kendinizi bu kadar da helak etmeyin. Hı-hı. Tamam neyse. İşte biraz iş ilerledi. Dedim ki çocuklar bu burada idare edilecek durum değil. Çadırda nereye kadar dayanacağız? Çok yaralı geliyor. Bizim dedim normalde afet planlarına göre bir hastane elden çıkarsa bir yerin verilmesi lazım. Neyse sorduk. Kimsenin tabii o anda o şok etkisiyle haberi yok konudan. Çağırdım bizim ekibi. Dedim ki 3-4 tane UMKE aracımız var zaten o anda. Hemen araçlara binin dedim. Şehre dağılın. Aynı şeyi İslahiye'ye de söyleyeyim. İslahiye'ye ama haber aldık. Hastane ayakta dediler. Çalışabilir durumdayız. Şehre dağılın dedim. Okul binası veya herhangi bir bina. Hastaneye çevirebilip hastaları kabul edebileceğimiz bir bina bulun dedim. Ve oraya da hasta yönlendirelim. Tek yerden olmuyor çünkü. Ve, evet, hastanesi çok küçük Nurdağ. Çocuklar bir 40-45 dakika sonra geldi. Müdürüm dediler bir yer bulduk, uygun gözüküyor. Arabaya bindim, oraya gittik. Evet uygundu. Ve gittik tabii kaymakamdan, oradaki koordinatör validen izin istedik. Çünkü sonuçta içeriye gireceğiz. Tabii. Kamu binası ama kamu hizmeti yapacak da olsak izinsiz olmayacak. Gittik işte binaya girdik, organize ettik, çocukların kalacağı yeri ayarladık, çadırlarımızı tekrar kurduk ve şöyle bir organizasyon yaptık. Vatandaş hastaneye gidince kendi imkanlarıyla geliyordu zaten. Ama bize de talep geldiği için ambulanslar yaralıları aldığı zaman aynı yere gidersek yoğunluktan iş yapamıyorduk. Bütün içerideki yaralıları oraya almaya başladık. İlk müdahale yapıldı ve hemen ile sevki sağlanmaya başladı. Çok güzel bir organizasyon oturttuk ilk etapta. Aynı şey İsrail için de geçerli. Telefon irtibatı kuruyordum fakat Nurdağ'ın o an için İsrail'den kötü olduğunu öğrendiğimiz için ben dedim burada kalayım. Başka arkadaşlarımı oraya yönlendirdik. İşte gece saat 12.30-1 gibiydi. Hala yaralılar geliyor filan. Çocuklar dedi ki acıktık. Tabii biz o heyecanla yanımıza yemek getirmeyi aklımıza gelmemiş.
Aradım, her yer kapalı. Yiyecek bulunamıyor. Kriz koordinasyona geldim. Neyse oradan organize ettik. İşte bir çorba getirdik hemen çocuklara. İki tarafa da gönderdik. Sabah işte 4-5 gibiydi zaten. Sabaha kadar gene biz oradaki işi organize ettik. Sabah tekrardan 8 gibi bu sefer İsrail'e geçtim ben. Orası biraz daha dediğim gibi hastane ayakta kaldığı için derli topluydu. Ama aynı sıkıntılar orada da yaşanıyordu. Yine orada çadırlarımız kuruluydu vesaire. Oradaki organizasyonu yaptık. Bu arada bakanlık bize telefon ettiğimde şöyle bir şaşırdılar haklı olarak. Çünkü deprem Maraş gözüküyor. Ama şu an hepinizin de bildiği gibi ne yazık ki en çok Hatay, Adıyaman, sonra Maraş ve diğer iller 5'i sıra etkilenmiş durumda ki Hatay'da benim ailem de var. Annem ve kardeşim. Buradan da hayatını kaybeden herkese başsağlığı diliyoruz. Vallahi üzüldük. Yani ben mesela ciddi bir depremzedeyim. Çünkü 23 tane akrabamı, 2 tane lise arkadaşımı, bir sürü eski çalışanımı kaybettim. Bir tek şeye şükredebiliyorum. Kendi kardeşim ve annem de depremi yaşadı ve iki defa evin içinde yaşadılar o iki depremde. Onlar çok şükür sağ salim geldiler. Şu an bizimle beraber kalıyorlar. Ama yani neye üzülüp neye sevineceğinizi bilemediğiniz bir mahşer durumuydu. Evet. Ben mesela Nurdağ'a gittiğimde annemden haber alamamıştım. Belki bir başkası olsa onların durumunu öğrenmek için Hatay'a gider ama görevim daha önde geldiğini düşünerek oraya gittik. Ve işte aradım dedim ki benim 100 tane ambulansa ihtiyacım var genel müdürümüze. Ya siz dedi yani nasıl yani dedi. O da dedim, böyle çok kötü durumdayız. Ben dedim buluyorum ama yetmeyecek. Ya dedi her yerden şey geliyor bu nasıl bir şey. O da o anda tabii Ankara'dalar. Hatay'dan dedi yardım çağrısı alıyoruz dedi. Adıyaman işte başka yerler filan Maraş. Dedim bende de şu an iki ilçem yok. Öyle deyince tabii sağ olsunlar destek verdiler. Saat 10.30 gibi ilk bize Konya ekibi yetişti. Hastalarımızı almaya başladı. Güzel bir çarkla vatandaşları, yaralılarımızı biz şehre ulaştırmayı başardık. Güzel de bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Sonrası tabii orada çok çalışmalar yaptık. Yani ilk akut dönemi atlattıktan sonra insanların hizmetine sunabileceğimiz bir hastane ihtiyacım vardı. İslahiye hızlı bir şekilde ayağa kaldırdık. Nurdağ'a kullanılamaz dedikleri için girmedik. Ama çadır hastaneler, sahra hastaneleri, sonra birçok yere kurduğumuz bizim yine çadırlarımız ve daha sonra konteynerlarımız da şu an birinci basamak sağlık hizmetleri vesaire. Ve sonra dördüncü gündü sanırım. Tabii hep merkeze odaklanıyorsunuz ister istemez yıkımın en büyük olduğu yer olduğu için ama İslahiye Nurdağ'ın köyleri aklımıza geldi. Dedik ki ya buralarda durum ne? Sağlık hizmeti ihtiyacı var mı yok mu bilemiyorsunuz. UMKE ekiplerini gene topladım. Dedim ki araçlara binin. Buradaki ilçe müdürümüzle falan da koordineli bir şekilde köylere çıkın. O insanların da muhtemelen bir şeylere ihtiyaçları var. Gittiler. Mobil hizmet başlattık. Sonra bunu 30 araca çıktık. 30 tane aracımız İslahiye Nurdağ'ın köylerine çıktı. Mobil sağlık hizmeti vermeye başladı. Sonra üzerine aşı araçlarını ekledik. Onlar gidip aşılarını eksik olanların aşılarını yapmaya başladı. O dönemde iki tane kurum STK'mız diyeyim bize çok büyük destek verdi. Şöyle Eczacılar Birliği geldi mobil hemen eczane kurdu. Çünkü eczaneler elden çıkmıştı. Evet. Oradan vatandaşa bedava ilaç dağıttılar. Yine optisyenler odası sağ olsunlar buradan teşekkür ediyorum her ikisine de. Geldiler gözlüğü kırılmış olabilenler olur diye. Biz oraya göz doktorları gönderdik. Gözlüklerin muayenelerini yapıldı ve optisyenler o gün derneği birkaç gün içerisinde 1000'den fazla insanımıza gözlük ulaştırdılar. Ya inanılmaz güzel bir organizasyon oldu açıkçası sağlık adına. Hocam hepiniz için yani tüm emeği geçen sizler başta olmak üzere hani göreviniz ve yetkiniz, yükümlülükleriniz dahilinde ben buradan çok teşekkür ediyorum. Herkesin adına yani kitle olduğu için herkesin adına teşekkür etme bağında yapıyorum. Prensip olarak hayatta olmazsa olmazınız 3 madde. Laf olsun diye söylenir ama ben gerçekten beni tanıyan herkes de buna inandığını biliyorum. Ben de bunu inanarak söylüyorum. Doğruluk. Ben yalan söylemiyorum. Yalan söyleyeni de sevmiyorum. Onun için doğruluk benim için çok önemli. Samimiyet. En çok ihtiyacımızın olduğu şey. Evet. Bana göre şu anda. Evet. Onun dışında empati. Bunları yaparsak bence hayat kurtaran 3 şey. Toplumda çok şey değiştireceğimiz. Bence insanda 3 temel kuralın ilk 3 anayasanın maddesi vardır ya değiştirilemez. Evet. Bence insanda ilk 3 ve değişemez madde bu olmalı. Ya ben öyle inanıyorum. Ya size karşı değil. Bunlar temel. Zaman şunu da söyleyeyim. Ya bunları yaşıyorum kendi dünyamda. Çok da kırılıyorsunuz onu da söyleyeyim. Çok da üzülüyorsunuz. Çünkü evet. Empati yapıyorsunuz, yapılmadığı zaman kırılıyorsunuz. Dürüst davranıyorsunuz, yalan söylendiği zaman kırılıyorsunuz. Hocam tek yolu var o. Samimi yaklaşıyorsunuz, çıkar ilişkisiyle geleni zaman kırılıyorsunuz.
Yani bunların inşallah herkes tarafından uygulandığı güzel bir dünya. Tek bir yolu var hocam onun. Beklentiyi indiriyoruz. Evet, aslında en doğrusu. Yukarıya çalışıyoruz. Yani daha doğrusu biz birey olarak yapmamız gerekenle mükellef oluyoruz. Kalbimiz rahat oluyor. Yastığa başımızı koyduğumuz zaman tatlı uyuyoruz. O zaman tamam işte. Ya karşının anlıyor olması önemli olduğu anda bizim hayatımız zorlaşıyor. Doğru. Bu hayatta kim sizi neye sürükledi? Desteğini unutamayacağınız biri oldu mu? Tabii ki şimdi anne, baba, eş dışına çıkıyorum. Tabii, çünkü tabii. Onların tabii ki yaşamımızdaki yerlerin hiçbir zaman... Onları da sayamazsınız zaten hocam. Yani onları sayamayız ama benim 32 yıllık bir dostum var. Dostluk lafı gerçekten çok özel bir laf, onu söyleyeyim. Evet. Arkadaşımız, ahbabımız, işte akrabalarımız, evet. Ama 32 yıllık bir dostum var. Yakın arkadaş dost değildir, evet. Dedi hocam. Şunu söyleyeyim. Yani garip bir örnekle bunu anlatacağım. Size onun aramızdaki muhabbetin nasıl bir muhabbet olduğunu. Ercan diye bir dostum, kardeşim, canım, ciğerim bir insan. Benim abim var. Olan değil. Başka bir Ercan. Onunla da zamanla olur diye, evet, düşünüyorum. İnşallah onunla da olacak. Dediğim gibi 32 yıllık bir geçmişimiz var. Zaten bu süre bile aslında gerçekten o dostluğun nasıl kadim bir şey olduğunu gösteriyor. Çok eski yıllarda burada yaşadığım bir sorun vardı benim. Bir sıkıntı yaşamıştım. Biraz ödemeyle ilgili sorun yaşıyordum. Bir kefaletten dolayı açıkçası başım beladaydı. Çalışıp borç ödüyordum. İşte o dönemlerde kendisi de bankacı bu arada. Hesaplarımız da şimdiki gibi değil. Girip çıkıp bakabiliyorlar. Tabii. Şimdi şifre mifre hikayeleri var ya. İçinde bulunduğum durumu da bildiği için. İşte benim hesaplara giriyordu, çıkıyordu, bakıyordu. Kredi kartıma, ödemelerime, para var mı yok mu falan bakıyormuş daha doğrusu. Bakıyordu demeyeyim, haberim yok. Şimdi bir gün böyle bakmış, hesap ödeme gününün son günü. Hesaba bakıyor, para yok. İşte bekliyor, saat 12 oluyor, 1 oluyor. Bir hareket yok. İşte ben kazanıp ödeyip hallediyorum bir şekilde. Benden habersiz hesabı parayı yatırıyor, ödenmesini sağlıyor. Ben bunu bilmiyorum bu arada. Bir iki gün sonra işte ben hala nasıl para bulsam, borcumu ödesem diye düşünürken aradı beni. Dedi ki ne yapıyorsun, ne diyorsun? İyidir, hoş beş işte. Bir sıkıntı var mı dedi. Yok dedim. Emin misin dedi. Yok dedim. Bana söyleyeceğim bir şey var mı dedi. Hayır dedim. Bir talebin var mı? Gene hayır. Niye böyle yapıyorsun dedi. Ne oldu dedim. Hesabına baktım dedi. Paran yok. Kredi kartının son ödeme tarihi 2 gün önceydi dedi. Ve yüklü bir paraydı. Niye dedi beni arayıp haber vermedi? Ya işte dedim kemküm. Bak dedi, bizim aramızdaki samimiyet dedi, bunu benden isteyebilecek düzeyde olması gerekir dedi. Ha ben yaptığımı söyledim. Ben ödedim, hallettim dedi. Keşke beni kendin arasaydın dedi. Ha, bu kadar ki sizin arkanızı toplayan bir insan varsa eğer birisi, evet, işte o dosttur. Arkadaşınız nedir? Gidip söylediğin zaman var ya da yok diyebilendir. Tabii. Ama sizin haberiniz olmadan bunu yapabiliyorsa o insan, ki bizim onunla ilgili o kadar çok güzel şeylerimiz vardır ki, yani bu çok böyle değişik bir örnek olduğu için söylemek istedim. Hep birbirimizi bir şekilde kollamışızdır. Mesela onunla ilgili birisi bana kötü bir şey söylese, Ercan mı söyledi diyordum, evet. Doğrudur diyordum. Evet. Nasıl yani? Evet doğrudur. Ya da ona birisi gidip benimle ilgili münafıklık yapsa, ya koruyucu bir hamle görür ya da tamam benimle ilgiliyse doğru demiştir der, geçerdi. Evet. İşte bu dostluğun bir gerçek. Çünkü bilir gerçeğini. Evet. Mizacı bilirsen, kalbi bilirsen inanma, itibar etmiyorsun söylenene. Çünkü o bunu yapmaz ihtimali var. Sende oturmuş o güzel bir his hocam. Çevrenizde bu işi, bu uzmanlığı yapacağım dediğinizde ya yapamazsın, o iş öyle değil, ya gecesi var, gündüzü var, o iş öyle değil falan oldu mu? Aslında ya bu tip insanlar, isim vermeyeyim de. İsim istemiyorum da. Bu tip insanlar daha çok. Negatif insanlar daha çok. Ve hep sizi bir şekilde aşağı çekmeye çalışanlar. Size hiçbir zaman bir hayalinizle ilgili, bakın bunu sizler yaşıyorsunuzdur, evet, ben hala yaşıyorum. O hayalinizle ilgili, evet güzel düşünmüşsün, yapabilirsin diyen çok az insan çıkar. Hocam hatta şöyle söyleyeyim, yani kameralarda açık, ben biraz da cesur bir insanım. Yani şu konuda cesurum, söylerim hocam. Bize daha ya yaparsın kardeşim, çok güzel bir şey düşünmüşsün. Ses kabinleri çok güzel. Hadi bakalım, bana düşen bir şey var mı falan hiç daha görmedik. Herkes de şu, ya dünyada bunun örneği var. Ya var. Evet. Ama dünya sıralamasında arkadaşlar, yani hani yaptım, başardım, lisansımı da aldım. Teşekkür ediyorum. Negatif insan çok. Hangi işe yönlenirse, ben en son birkaç seferde de bunu yaşadım. Sadece yapacağınız işlerde değil, alım satımlarınızı da kimseye bir şey söylememeniz, evet, gerekiyormuş. Bunu öğrendim. Şimdi öğrenirken burada da çalıştığı için tanıyorsunuzdur. Erdal Ata valimiz, kulaklar için, evet, çok da iyi bir insan, severim. Hatay'da valiydi. Bizim de nikah şahitliğimizi yaptı eşimle. Hı hı. Orada dedi ki ben Antep'te öğrendiğim bir söz var, seninle de bunu paylaşacağım ve bence dedi uygula dedi. İşte nasihat verirken, hı hı, itaat et rahat et dedi.
Keşke sözünü dinleseydim. Çünkü eşim benle bir yaşamımızla ilgili iki tane konuda bana işte yapalım dedi ve ben biraz da böyle erkeğiz ya. Hayır işte benim dediğim olsun gibi bir inatla onun dediğini yapmadım. Her ikisi de o haklı çıktı. Ama burada şöyle bir sorun vardı. Eşim söylediği şeyi benimle paylaştığında ben ne yazık ki başkasıyla paylaştım. İşte örnek veriyorum. Ev alalım. Dedim ki ya ev almayı düşünüyoruz. Ya bu zaman ev mi alınır? Ne gerek var? Peki ondan sonra ne zaman alınmayacak ev? O zaman için 650 bin liraydı. Bugün şu aynı an ev, aynı ev 6 milyon. İşte keşke onun lafını dinlemeseydim. Yani evet. O negatiflik aslında sizi belki şey yapıyor. Ya da evet. Eşim arabayı değiştirmedi. Bu sefer ben yok ya işte şöyle olur böyle olur. Hocam o çok özür dilerim bir şey diyebilir miyim? Bedava. Yani negatif enerji yaymak ve fikir bedava. Bunu gerçekten insan paralı yapmış olsa mesela ben sana bir şey diyeyim mi şunu yap bir saniye. Sen bana bir 100 dolar alayım. Ya da işte bir 5 bin lira verebilir misin? Ver. Tamam. Şimdi ver negatifini. Sen var ya hiçbir şey yapamazsın. Tamam. Paramı cebime koyar. Bedava olduğu için çok basit. Kendi iş hayatımda bile şunu yapıyorum. Bana gelirler. Arkadaşlar hep aynı şeyi söylüyorum. Ben bir akılım. Evet yöneticiyim. Ukalalık gibi algılamayın ama iyi bir yönetici olduğumu düşünüyorum. Kendi alanımda en azından. Öyle söylüyorlar hocam. Sıkıntı yok. Ama her zaman arkadaşlığımı çalışma usulümü de size söyleyeyim. Hiçbir zaman şu değilim ben yöneticiyken. Ben bilirim yap sen şunu. Aksine toplantı yaptığım zaman benim işte başkanımıza başhekim veya her kimse. Arkadaşlar ben bir akılım. Bak şu an bu masada kaç kişiyiz? Örnek veriyorum 15 kişiyiz. Siz 15 akılsınız. 15 her zaman birden büyüktür. Evet. Lütfen görmeyebilirim. Bilmeyebilirim. Yanlış düşünüyor olabilirim. Sizin fikirleriniz benim için çok önemli. Sizlerden gelecek olanlar benim için çok önemli. Bakın sizin söylediğinizi yaparız. Ve ben hiçbir zaman şunu da yapmam. Fikir sizden çıktı. Tam talimat benden gitti. Ama şunu yaparım ben her zaman. Bunu bana söyleyen işte Ufuk Bey'di zaten. Veya Ercan Bey bak bu konuda bana arkadaşlar bu onun fikri. Onu da mutlaka ben motive ederim. Onu insanı da hoşnut tutarım yani. Bunu yapabildiğiniz zaman zaten o takımda çok güçlü oluyorsunuz. Hocam sizden doktor olarak bir şey rica edebilir tabii miyim? sayınızı bir şekilde çoğaltın. Yani artık Dolly mi klonluyoruz? Artık yani geçtik mi o aşamaları bilmiyorum. Klon mu yapıyoruz yoksa yapay zeka mı geliştiriyoruz? Yani hocam bu böyle giderse bu bahsettiğiniz güzel örneklerin hiçbirisi aslında bizim görmek istediğimiz sayıda ve çoğunlukta olmayacak. O yüzden endişeyle beraber şunu söyleyebilirim ki bizim gerçekten bu değerlerin çoğalması lazım. Bu önemli diyorum. Arkadaşlar fikir getiriyor. Ben onu destekliyorum. Yap diyorum. Bak sen yap. Sen yap ben arkanda duracağım. Çünkü iyi bir fikir. Destekçinim. Hiçbir zaman şu değil. Bu nereden çıktı? Bunlar değil. Gerek bunlar sıradan diyor. Ali neydi? Ağoğlu. Aynen. Ya bu bizi gerçekten öteye götürecek şey. İşte o negatif insanlar var ya. Bazen şunu da hissedersiniz. Bilmiyorum. Biraz belki şeye girecek, metafiziğe girecek ama aşırı negatif insanlar da insanın enerjisini sömürüyor. Benim çok başıma gelmiştir bu. Hani şu nazar denen olay var ya. Tabii. O bu aslında. Hocam, nazar doğrudan sizi görüp de çarpması değil. Adam size bir bakıyor. Evet. Karşınızda oturuyor. Negatif zaten. Sizi de bir şekilde sevmiyor ya. O hissettiriyor. Evet. Ya yanından çıktığın zaman ben emin olun sanki akşama kadar taş taşımışım gibi yorgun çıkıp gidiyorum orada. Çünkü bütün enerjimi sömürüyor. Halsizlik. Benim. Hocam. Kafa doluluğu. Ondan sonra böyle içinde bir sıkıntı ama tarifi olmayan. Halbuki her şey güzel. Yani atıyorum maaş aldığın bir gün. Evin çok huzurlu. Evet. Arkadaşın yanına gideceksin. Güzel bir akşam çocuğun doğum günü var. Atıyorum ya. Ya buna sevinemez duruma gelir misin bir şeyle, enerjiyle? 30 sene önce böyle bir şey yoktu. 30 sene sonra bundan daha kötü olacak. Teşekkürler. Yayın bitti falan. Hocam bu işi yapmasaydınız, yani bu uzmanlığınız olmasaydı hangi sektörde ne iş yapardınız? Bunu zaman zaman düşündüm ama hekim... Ama 10 numara bir itiraf yani böyle bir tamam. Şey. Ya şöyle, zaman zaman hepimiz düşünmüşüz. Hani evet. Bunu yapmasam ne yapardım, bunu yapmasam ne yapardım? Birkaç şey düşünmüşümdür. Bir kere hekimliği çok seviyorum, onu söyleyeyim. Yani ben aktif hekimlik yaparken de gerçekten severek yaptım. Yani 13 yıldır yöneticilik kısmına kaydım ama insanlarla iletişimim, empati... Onlara bir şeyler yapabilmek ve hani şey değil, boğaz enfeksiyonu değil ama böyle çok uç noktalarda tanı koyduğunuz zaman o insanın size duyduğu minnet gözündeki hissediyorsunuz ya, inanılmaz beni rahatlatan, mutlu eden bir şey. Yani mutlaka hekimlik bir tarafa koyarak söyleyeyim. Aslında bir ara ben, belki baba mesleğim rahmetlinin de bu yönde olmasından da kaynaklı. Hatta
üniversiteye giderken benim iki seçeneğim vardı. Karar okulunu kazanmıştım. Sınav sonucunu bekliyordum. Üniversite sınav sonucunu. Karar okuluna gitseydim şu an bu yaş itibariyle albaydım. Ama işte tıp seçecekseydim doktor olacaktım. Hatta bir ara şöyle bir şey vardı. Babamla da biraz inatlaştık. Ben asker olacağım dedim. Babam dedi ki ya ben de askerim. Hani bunun ne olduğunu biliyorum. Ne gerek var? Hayır asker olacağım. O zaman terör olayları da çok fazla. Hı hı. Ben işte ve şey yeni kurulmuştu. Bordo Bereli diye bildiğimiz özel yani özel kuvvetler diyeyim. İşte onu da duyuyorum tabii. Böyle çok güzel operasyonlar yapıyor falan. İnanılmaz bir şey. Gideceğim dedim orada işte ben şöyle yapacağım, böyle yapacağım, savaşacağım, işte ülkeyi kurtaracağım falan filan. İşte babam önce yok mok dedi. Sonra ya dedi sonra benim hayatımı engelledin deme. Ne istiyorsan onu yap, git istiyorsan asker ol dedi. Sonra bu nasip oldu? Sonra bu nasip oldu. Yani o anda şöyle ki şunu da söyledi bana. İstiyorsan da git doktor ol, sonra git istiyorsan tezkere bırak. Gene asker ol dedi. Onda bir şey yok ki dedi. Yani istedikten sonra yapılamaz bir şey diye. Ha, kısmet bu yolda gitti. İyi bir asker olacağımı düşünüyorum. Olabilirdim. Ama bunun dışında siz da hangi işi aslında, yaparsanız iyisini yapardınız. Yani titizlik teşekkür ederim var. Sizlerin nezaketi. İnsanlara yine mesela şu anda bile belki ileride yaş itibariyle belki yaşım ilerledi ama yapamayacağımı düşünmediğim bir şey. Yapacağımı da düşündüğüm bir şey daha doğrusu özür dilerim. Hocalık. Hocalıktan kastım şu. Bir üniversitede öğrenci yetiştirmek. Öğretim görevlisi. Yani. Az önce hani eğitim öğretim dedim ya. Hı-hı. Ben çocukları eğiteceğim bir şey. Yani evet. Şu an mesela kendi mesleğimle ilgili örnek veriyorum. Bir preklinik alanda hocalık vasfı kazanırsam ben çocuklara tıp öğretmek zor değil. Tıp öğretirim. Ama o çocukları tıpla ilgili yaşama hazırlamayı da öğretmek hocam lazım. Şuna katılır mısınız? Üniversite tıp fakültesini buna dahil etsem mi etmesem mi bilemedim. Fakat ediyormuşum gibi varsayıp. Üniversite bir öğretim yeri değil. En fazla %10'u. Üniversite eğitim yeri. Şöyle doğru söylüyorsunuz. Katılıyorum. Neden? Hepimiz yaşadık bunu. Üniversiteye gittiğiniz zaman şimdi hepimiz belli bir çevrede yetişiyoruz. Doğru mu? Aile çevresi, akraba çevresi, arkadaş çevresi. Fansun içinde izole bir yaşam. Çıktınız geldiniz. Tabii. Bir anda Türkiye'nin 81 ilinden bambaşka kültürler almış. Tabii. Bambaşka aile yapısından gelmiş. Bambaşka düşünen insanlarla bir araya geliyorsunuz. Onunla ev tutacaksın. Onunla aynı bulaşığı yıkayacaksın. Onunla kafeye gideceksin. Onunla yurtta kalacaksın. Ve bu sizi eğitiyor. Evet. Önce bir kazık yiyorsunuz. Tabii. Arkadaşım zannettiğinizde düşman oluyorsunuz. Aynı evi paylaşacağım diye çok mutlu olacağınızı zannettiğiniz insanla kavga dövüş ayrılabiliyorsunuz. Ya da tam tersi şeyler değişebiliyorsunuz. Evet. Ama bu sizi yaşama hazırlıyor. Üniversite onun için çok özel bir yerdir. Ve herkesin bir şekilde bence tatması gerek. Ha bu yoksa bile bence eğitim sisteminin biraz daha farklılaşmasından yana bir insanım. Neden? Bizde maalesef şu var. Ben işte o Ercan diye bahsettim ya arkadaşım. Onun ikizleri var. Artık kocaman çocuklar büyüdüler. Hı-hı. Gençler. Maşallah. Küçükten beri ben onların muayenelerini falan da yapardım. Bir aradaydık. Hatta benim onları muayene edişimi görenler hayran olurdu. Çünkü onlar da alışmışlardı bana. Şimdi bir çocuğu muayene etmek çok zordur. Ama bizim muayenemiz şöyle gerçekleşirdi. Beren ve Çağan, onlar da buradan sevgilerimi göndereyim izlerler inşallah. Çok ufakken şöyleydi. İki tane berjer vardı. İkiz oldukları için. Bir oraya bir oraya oturur. Ben muayeneye geldiğim zaman. Klasiğimiz. Ağzını açması gerekiyor. A bakarım. Kulağına bakarım. Çocuk muayenesi çünkü böyle. Hı hı. Sırtını dinlerim. Varsa onun dışında başka bir muayene. Ve bunların hepsini kendileri benimle birlikte senkronize yapardı. Hatta bazen doktor arkadaşlarım gördü ya keşke bütün hastalarımız böyle olsa biz çok daha büyük zevkle bu işe bakarız diye. Bu aramızdaki iletişimle alakalı bir şey. Hocam öncelikle hani il sağlık müdürü olduğunuz için bir yükümlülüğü var. Kamu sonuçta ve yayınlar konusunda da bir hassasiyeti var. Umarım bir yanlış yönlendirme, yanlış bir pot kırmamışızdır. Valilik izniyle Sayın Valime de buradan saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyoruz. Katıldığınız için de ve verdiğiniz bütün bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Çok keyif aldım. Ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu. Zaten çok da böyle aslında sağlık müdürü ve işinden ziyade sohbet ortamı. Hocam o benden biraz kaynaklı. Biraz kişisel şey şeyler. Yok. Hadi bakalım işte Sayın Tiryaki falan öyle bir şey yok bende. Ben rahatsız oluyorum o zaman. Ya bu daha doğru. Samimiyet dedim ya hani 3 şeyden bir tanesi samimiyetti. Öteki biraz daha evet resmiyet gerekli şöyle yaptığım işten kaynaklı. Evet. Bunda bunu yaşatmak zorundayız. Aksi takdirde hakikaten disiplinin olmadığı yerde çok da başarı gelmiyor. O başarıyı sağlayabilmek için o disiplin sağlamak lazım ama benim çalıştığım personelim şunu biliyor. Evet ben müdürleriyim, müdür bey. Ama müdür bey aslında onların her zaman arkasında duruyor. Evet. Bunu bildikleri zaman onlar da ona göre. Bana saygıda kusur etmiyorlar ama ben de onları her zaman sahipleniyorum.
O yüzden de güzel gidiyor. Ama şu samimi ortam çok daha farklı. Çünkü çok programa katıldım. İşte dediğiniz şekilde böyle biraz daha formal, biraz daha belki kıyafetlerden de kaynaklı. Takım elbise falan gittiğiniz zaman hocam, daha bir şeyle geliyorsunuz. Hocam ya, size bir şey söyleyeyim. Smoking de giyseniz ben aynı soruları soracağım. Telefonda ne dediyse bu. Kahve kupasını verip sohbet edin. Eyvallah. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok samimi, çok tatlı, güzel bir sohbet oldu. Ben teşekkür ediyorum. Umarım farklı bir konuda, yan konularda sizlerle birlikte tekrardan bir araya geliriz. Çok da keyif alırız. Sadece sağlık değil, başka konularda konuşuruz yine. Kahve konusunu konuşacağız. Kahveyi konuşuruz. Anlaştık değil mi? Kesinlikle. Tamam. Arkadaşlar çok güzel bir bölüm oldu. Teleskop.com'un sunduğu Sektör Pedia'nın sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Benden istemediğiniz bir şey var. Mesela moderatör değiştirebiliyoruz. Ben çıkıyorum, abi giriyor. Acil toplanmayacaksa kapıdan çıkalım, medeni iki insan gibi yani. Mesela yangın çıkışı da orada. Çocuk gürültü yapıyor. Çocuk dediğin gürültü yapacak. Gürültü yapmıyorsa çocukta arıza var. Dua et bu çocuk koşabiliyor. Dua et bu çocuğun elleri tutabiliyor. Dua et bu çocuk konuşabiliyor. Dua et bu çocuk bağırabiliyor. Dua et kendini de ifade edebiliyor. Sağlıklı lan bu. Bazıları şey yapar ya, karşısında adam yazar. Evet, inşallah adam olduğumu düşünüyorum. Bir dakika dedim, sakin ol, ben çıkacağım dedim. Adam beni böyle yaka paça tuttu, çekmeye kalktı. Yok abi sen şoktasın dedi. Çat 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 3 tane tokat yedim ben. Ya dedim bak, bana vurmaya devam ederse ben de sana vuracağım artık dedim. Abi sen şoktasın dedi. Ya değilim kardeşim, ben doktorum. Aslında dur dedim. Sen aynaya nasıl bakarsan ayna sana öyle bakar. Niye dedi beni arayıp haber vermedi? Ya işte dedim kemküm. Bak dedi, bizim aramızdaki samimiyet dedi, bunu benden isteyebilecek düzeyde olması gerekir dedi. Ha ben yaptığımı söyledim, ben ödedim, hallettim dedi. Keşke beni kendin arasaydın dedi. Bu kadar ki sizin arkanızdan, sizin arkanızı toplayan bir insan varsa, evet, işte o dosttur. Anlatılamaz ama anlatılırsa böyle anlatılır bir durum. İnşallah yaşamayız ama yaşarsak da hazırlıklı olalım istiyorum.